Herkese merhaba. Didim Mavişehir'deyim. Bölgenin hatta Didim'in en uygun tam müstakil villalarından bir tanesinin tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Müstakil havuzlu, müstakil otoparklı. 3 artı 1 ebeveyn banyolu. Gayet geniş. Buradan plaja da 650-700 metre mesafedeyiz. 240 metrekare arsa üzerine kurulu. Dış cepheden bakıyorsunuz kahverengi söve çalışmamız yapılmış. Aynı zamanda antrasit gri, beyaz ve kahverenginin açık tonlarında renkler tercih edilmiş, oldukça iyi diyebilirim. Otopark kapı kısmındayız. Hemen sağ tarafında bir havuzumuz var. Aynı zamanda salonun verandası da bu alana çıkıyor arkadaşlar. Bu alana da dilerseniz cam balkon veya şezlongla dizayn edebilirsiniz. Güvenlik kamerası tesisatlarımız çekili. Şezlonglarınızı buraya atabilirsiniz. Tekrardan burada da bir alanımız var. Denge deposuyla motor kısmı. Aynı zamanda yaya giriş kapısı da bu alandan bulunuyor. Şahin, şöyle otoparkı tam tersinden gösterir misin? Otopark kapısı da görünsün istiyorum. Ahşap ve aynı zamanda demir bir çalışma yapılmış otoparkta. Bu da gayet iyi diyebilirim. Duvar üstü aydınlatmalarımız var. Yan tarafta şöyle bir duvarla ayrılmış. Dilerseniz burayı da çim çitle yükseltebilirsiniz. Yaya giriş kapısı bu tarafta ama biz şöyle bir devam edelim. En azından şu ekilebilir peyzaj alanımızı da görmüş olun. Çam ağacımız koyulmuş. Yağmur yağdığı için çimenler biraz gürleşmiş ama gayet iyi diyebilirim. Yan tarafta kat kalorifer altyapı tesisatımızın çıkışı mevcut. Arka tarafa tekrardan bahçe alanımız dönüyor. Buradan çok güzel bir yeşil doğa manzaramız var. Aynı zamanda mavi bir gökyüzü. Alt tarafta villalar kotta kalıyor arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Bu alana doğru da çok güzel bizim bahçemiz dönüyor. Bu da gayet iyi diyebilirim. Yine U şeklinde buradan evimizin çelik kapısına doğru ilerleyeceğiz. Aynı zamanda orada size yaya giriş kapısını da, villanın bahçeye giriş kapısını da göstereceğim. Bence gayet iyi diyebilirim. Bölgedeki en uygunlarından bir tanesi. Fiyatı 5 milyon 200 bin TL. Başta söyledim mi hatırlamıyorum. 5 milyon 200 bin TL satış rakamımız mevcut. 240 metrekare arsa üzerine kurulu. Gayet iyi diyebilirim. Yaya giriş kapımız da bu alanda bulunuyor. İkisinin birbirinden bağımsız olması bence çok iyi. 15-20 milyonluk villalarda bazen bunları dip dibe ya da otopark kapısının içinden görebiliyoruz. Yaya giriş kapısını. Bunun ayrı olması bence oldukça iyi diyebilirim. Şöyle geçersen Şahin. Çelik kapı kısmındayız. Hemen üstümüzde bir çıkmamız var. Tabii ki çatımız kiremit arkadaşlar. Bu arada çıkmanın da üstü kiremit. Buraya da isterseniz bir rüzgarlık alan yapabilirsiniz camla. Gelen misafiriniz ayakkabısını burada çıkartıp direkt içeri girebilir. Bu da sizin tercihinize göre değişir. Gel böyle yavaş yavaş iç kısma doğru geçelim. Direkt salon alanına giriyoruz. Fakat şöyle geçersen Şahin. Burada bir duvarımız çıkıyor. Bu duvarı bir tık daha şöyle uzatırsak arkadaşlar, duvar olarak değil de ahşap bir vestiyer konseptiyle uzatırsak çok daha güzel olabilir. Bu alanda girdiğimizde hemen buraya portmanto yapılır. En azından salon alanını direkt görmemiş olurlar. Bence gayet mantıklı diyebilirim. Bu arada 5'e 3 bir havuzumuz var, 15 metrekare. Onun da bilgisini vereyim. Hemen metrekare bilgilerini de vereceğim. Salon ve mutfağın. Arkadaşlar 5'e 9. 5'e 9 bir salon alanımız var. Gayet iyi diyebilirim. Bunun içerisinde salon, mutfak, bir de misafir WC'miz mevcut. Hemen televizyon ünitesini bırakabileceğimiz alana da seramik kaplama yapılmış. Bunlar da oldukça şık ve güzel gözüküyor. Avizemiz de keza. Aynı şekilde şık ve sade. Hemen otomatik panjurlu onu da göstereyim. Basılı tutunca iniyor arkadaşlar. Dedim de hava çok sıcak. Bu arada bugün de Ramazan'ın ilk günü. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Onu da buradan söylemiş olalım. Mutfak alanındayız. Güzel bir mutfak alanımız var. Burada şu an avizeyi gösteremiyorum. İçinde lambalar yok. Ama mutfağın U şekilde dönmesi bence oldukça iyi ve salondan almaması, hani iç kısımda kalması çok daha iyi olmuş ve güzel olmuş. Burada da şöyle geçersen Şahin, fırın ve mikrodalgamızın yeri, aynı zamanda set üstü ocağın yeri. Burada bir servis penceremiz, arka bahçeyi kullanırsanız diye bir servis penceremiz de bırakılmış. Siyah bir granitimiz, dolap pervazlarımız antrasit gri, kapaklarımız beyaz, kulplarımız siyah. Bence oldukça iyi, yakışmış birbirine. Yerde 60'a 120 beyaz seramimiz mevcut. Duvarda abartılmamış, çok fazla ışık yok. Beyaz ve güneşe tercih edilmiş. Bu çok fazla da abartılmamış. Bence gayet iyi diyebilirim. Kat kalorifer altyapı tesisatını gösterirsen Şahin orada. Doğalgaz 2025'te Didim'e gelecek. O zaman da kullanabilirsiniz. Şu an herhangi bir doğalgaz yok dilimde. Isı pompasıyla kullanabilirsiniz burayı da. Burada bir merdiven altı lavabomuz var. Standart çok fazla gördüğümüz tiplerden.
Bu bölgede arkadaşlar tam müstakil villalardan en uygunlarından bir tanesi burası. Bence bu fiyata kaçmaz. 5 milyon 200 bunun içerisinde pazarlığı da dahil. Bitişik Nizam villalar artık merkezi lokasyonda bir tık, bu denize daha yakın. Bir tık merkezi lokasyondaki bitişik nizamların fiyatları 6 milyon, 6-200 gibi rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Takdir sizin. Tam müstakil alıyorsunuz. Aldığınız zaman da keyifli oturuyorsunuz. Şöyle geçersen Şahin, şu alanı direkt göstermeni istiyorum. Aman dikkat et düşme. Bu alanda hemen koridor kısmında çok güzel bir boşluk bırakılmış. Cam boşluk. O da oldukça içeriye aydınlık gösteriyor. Net bir şekilde çıkıyor değil mi? Yan tarafta da hemen şöyle açayım. Çamaşır makinesi koyabileceğimiz, aynı zamanda termosifon koyabileceğimiz bir kabin mevcut. Bu kabini de görün istedim. Bunu da yapması, müteahhit firmanın bunu düşünmesi bence oldukça çok iyi. Oldukça iyi diye düzeltelim. Gel böyle. Alt kattayız, pardon, üst kattayız. Birinci odamızdan başlayalım. Hemen metrekare bilgilerini vereceğim. Genç odası gibi düşünebilirsiniz burayı. Yerler seramik zemin. 3'e 3 arkadaşlar. 3'e 3 3. 3'e 3.30. Çok pardon. 3'e 3.30. Televizyon skart girişlerimiz şekili. Aynı zamanda ışıklar yine gün ışığı. Bir avizemiz gelecek mi bilmiyorum. Bir de penceremiz var. Bence oldukça havadar ve ferah diyebilirim. Hemen burada bir banyo lavabomuz var. Şöyle ben çıkayım. Çamaşır makinesini de yana bırakabileceğiniz bir yer daha yapmış bu arada duşakabinin yanına. Bunu düşünmesi de gayet iyi diyebilirim. Evet. 10 kez diyebilirim dedik. Gel böyle Şahin. Bu alandayız. Burada da yine bir genç odamız mevcut. Ebeveyn banyolu yatak odası diğer tarafta kalıyor. Hemen bunun da metrekare bilgilerini vereceğim. Aynı zamanda burada bir balkonumuz var. Tabii o balkon da farklı şekilde dizayn edilebilir. 2.80'e 3 arkadaşlar. 2.80'e 3. Burada bir balkonumuz var. İsterseniz balkonu odaya dahil edebilirsiniz. Cam balkonla isterseniz normal yine cam balkon yapıp oturup hava alabilir. Yine koltuklara atıp vakit geçirebilirsiniz. Gel böyle iç kısma doğru geçelim. Burada bir odamız kaldı. Ebeveyn banyolu bir yatak odamız kaldı. Onu da gösterip yavaş yavaş videoyu sonlandıracağız. Direkt banyo lavabodan açar mısın Şahin? Burada da güzel bir banyo lavabomuz var. Bu da gayet kullanışlı diyebilirim. Olmazsa olmaz ebeveyn banyo. Çok fazla bir talep var ebeveyn banyosuna ama şöyle söyleyeyim. Odayı bir tık küçültmüş diyebilirim bana göre. Tabii ki bu müteahhitin de elinde olan bir şey değil. Direkt onu yaptığında o da otomatik olarak küçülüyor. Ama olmasa da olmuyor. Çok fazla bir talep var. Bence gayet iyi diyebilirim. Oda yeterli diyebilirim. 2.89'a 4.60. 2.89'a 4.60. Yatak başı buraya gelecek. Hemen yan tarafa bir gardırop gelsin. Şöyle gösterirsen Şahin. Bence gayet yeterli şu alana kadar. İdeal diyebilirim. Yazdan yaza alıyorsanız mükemmel. Yaz kış alıyorsanız gayet başarılı. Bitişik Nizam villalarda tıkılıp kalmayın. 5 milyon 200'e alabileceğiniz en güzel villalardan bir tanesi. Ön cephe havuzlu, yola sıfır, otoparklı. Yok yok bir villa, peyzaj alanınız var. Doğa ve deniz manzaralı. Doğa ve gök manzaralı diyeyim. Deniz manzaralı değil, denize yakın. Fiyat 5 milyon 200 bin TL. Burayı yerinde görmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.